Selamlar. Umarım zamanınız güzel geçiyordur. Bu derlemeyi izleyin de üstüne ballı börek olsun. Abone olup bildirimleri açtık mı? Hadi başlayalım o zaman. Nalbur, nalbur olalı böyle aksiyon görmedi. Eğer iş günü sıkıcı geçiyorsa siz bir de bu gibi bir çözüm bulabilen... Şaka şaka. Abimize helal olsun ama. Bir felaketi önledi. Sıradan bir günde bile mucizelere tanık olmak mümkün. Aha, paket los girdi. Hayırlı olsun. Manuel arabada uzaktan çalıştırma kötü bir seçenek olabilir. Neden mi? Kaç yaşında olursanız olun, bu gibi bir durumda tek kişiye güvenebilirsiniz. Annenize. Şimdi arkadaşlar falan olsa gülerler kesin. Bu ayı nereden giriş yapacağını biliyor. Sadece sakarlığı üzerinde biraz çalışması gerek. Bu arkadaşlar içecek yaşta değil belki ama 50 şişe birayı onlar da bir şekilde hallediyor. Genelde, oh be, kimse fark etmedi diye düşünürken yanılıyorsunuz. Sizin de böyle bir an yaşadığınız oldu değil mi? Kabul edin şimdi. Neyse, hadi geçtik. Miley Cyrus'un bu teknikleri kimden aldığı belli oldu. Bu kız aynayı yerinde tutan şeyi aldığını fark etmeli sanırım. Kardeşim, sen neymişsin ya? Bas! Sanırım bu abimiz yeni başlamış. Çünkü tecrübeli bir Shaolin rahibi güvenlik kamerasına yakalanmaz. Bu yemlik, olimpik madalyası olan sincaplara özel galiba. Ama bizimki de antrenmanları aksatmamış belli ki. Dışarıda hava kötüyken restoran çalışanlarının yapacak pek bir şeyi yok. Ama bu sıkılacaklar anlamına gelmiyor tabii. Aman aman, hızlı ve öfkeli izliyoruz sanki. Yapmayın şöyle şeyler be kardeşim. Yanlış yer kırıldı gibi ama olsun. Sincaplar ne zamandan beri peritozu kullanır oldu ya? Bir saniye. Peritozuydu o değil mi? Öyleydi öyle. Karateyi boşuna mı öğrendik kardeşim? Ya! İşte sonra spora gidemiyorsanız stres atmanın diğer yolları da var tabii. Sabahları ayılmanın en güzel yolu. Bu arkadaş soygun öncesi iyi planlama yapıyor yapmasına da koridordaki kamerayı unutuyor galiba.
Evin en küçük çocuğuysanız bu miniğin kaldığı durumu anlıyorsunuzdur. Usta, şoför müsün be? Amerikan güreşi izledikten sonra biz. İyi ki video çekmişler bak. Bu arada çocuk odasına cam masada koymazsın ama, değil mi? Kutlama yapacağım diye mahalleyi yakıyordum be kardeşim. Evlenme teklifleri farklı bir hal almaya başladı. Aman ablam dikkat. Bu arkadaş garajda müzik grubu falan takılsın ya. Daha az masraflı olur hem. Çocukların böyle bir kamera görüntüsüne bayılacağı aşikar. Çöpü çıkarmadan çift poşetlemek neden mi önemli? Kardeşim, köpekle koşmaya çıkıyorsun da tasma da tak yani. Bu abimiz yılan gör, neyse izleyelim. Çadır özgürlük getirir, bunu biliyorduk ama bu kadının da farkında değildik. Gelin bir de bu abimizin dağ saçanıyla imtihanını izleyelim. Abla kendini Transformers'ın son çıkan filminde buldu. Bu videodan sonra Sims'teki karakterlerin hareketleri mantıklı gelmeye başladı bak. Bir kurye vakasıyla daha karşınızdayız. Bak aradan nasıl götürüyor. En sevdiğimiz challenge'a geldik. Videoyu izleyin ve hangi ülke olduğunu tahmin etmeye çalışın. Hamak her yiğidin harcı değil tabi. Bu arkadaşın kötü bir niyeti var mı dersiniz? Yani mekana polis bile gelmiş, bir şeyler dönüyor olsa gerek. Aslında durum farklı. Bu görüntüler Ukrayna'nın Odessa kentinde bulunan 2. Katerina heykeli. Bu heykel sadece insanlar tarafından değil, üstünden geçen güvercinler tarafından da çokça seviliyor. Arkadaşın tek derdi de heykeli temizlemekmiş meğer. Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.